Arkadaşlar merhabalar. Bu derste size orbit komutlarını anlatacağım. 3 farklı orbit komutumuz var. Orbit menüsünü şu şekilde göstereyim size. Şimdi daha önceki derslerde ben size cisimlerin döndürülmesini anlatmıştım. Nasıl yapıyorduk? V menüsü üzerinden yapabiliyorduk bunu. Top görünüş, işte ön görünüş. Şu anda katı modelde olduğumuz için artık dönme hızı biraz daha yavaşladı. İşte izometrik görünüşler, farklı izometrik görünüşler vardı. Buradan yapabiliyorduk, bunu pusuladan yapabiliyorduk aynı şekilde. Biliyorsunuz pusuladan da döndürebiliyorduk bunu. İstediğimiz yönden bakabiliyorduk cisimlere. Aynı şekilde sayfamızın sol üst kısmında da V menüsü vardı. Buradan da döndürebiliyorduk cisimleri. Tabii bunlar belli kurallar çerçevesinde döndürülüyor. Yani belli sınırlamalar çerçevesinde. Biz cisimleri serbest olarak döndürmek istersek eğer bununla ilgili bizim döndürme komutlarımız var. Bu menüye biz orbit menüsü diyoruz. Şimdi orbitte 3 tane döndürme komutumuz var. Birincisi constrained orbit. Constrained orbit sınırlandırılmış bir döndürme demektir. Şimdi sınırlandırılmış döndürmeyi anlatmadan şöyle tap izometrik yapalım. X, Y, Z eksenini doğru bir şekilde görelim önce. Constrained orbite girdiğimizde cismi X ve Y yönünde bu şekilde görebiliyorsunuz. Çok rahat 360 derece her iki yöne doğru döndürebiliyorum. Fakat Z eksenine doğru döndürmeye çalıştığımda bakın cisim anca 180 derece dönüyor. Ters yöne de döndürdüğümde gördüğünüz gibi cisim anca 180 derece dönüyor. Dolayısıyla Z koordinatı yönünde bir sınırlandırma mevcut. X ve Y yönünde böyle bir sınırlandırma yok. X ve Y yönünde 360 derece uzayda serbest dönüş sağlayabiliyor. Fakat Z koordinatı yönünde 180 derece, bakın cisimin üzerinden özellikle içini göstermek için yapıyorum. 180 derece yönünde bir sınırlandırma söz konusu. Ters yönde de bu sınırlandırma söz konusu. Gördüğünüz gibi şu anda da altını net bir şekilde görebiliyoruz ama tekrar döndüremiyoruz ne kadar ilerlesek de. Bunu mouse'un sol tuşuna basılı tutarak yapıyoruz arkadaşlar. Bu komutları mouse'un sol tuşuna basılı tutarak kullanabiliyoruz. Evet, şimdi free orbit tamamen özgür. Şu ortada çıkan halkanın içinde tıkladığınızda merkez olarak burayı alıyor bakın. Şu gördüğünüz yeşil nokta o cismin dönme merkezi, o uzayın dönme merkezi. Cismi sınırlandırmadan istediğiniz yönde uzayda serbest döndürme bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Yine sol tuşa basılı tutarak. Şu anda sayfada gördüğünüz bütün cisimler dönüyor. Tabii merkezdeki halkanın içindeki hangisi ise o cisim dönme merkezi oluyor. Bunu da unutmayın. Dışarıya tıkladığınızda dönmez mi? Tabii ki döner. Bakın dış kısımdan tıkladığımız ama daha yavaş bir dönme meydana geliyor. Halkanın içerisinde yaparsanız bu işi daha hızlı bu dönme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, bu da free orbit yani her yöne özgür bir şekilde döndürebilme komutu. Bir de continuous orbit komutumuz var. Continuous sürekli demek, sürekliliği devam eden işlerde kullanılan bir komut nedir? Continuous orbit komutuna girdikten sonra basılı tutuyorum, sağa doğru belli bir hızda çekip mouse'u bırakıyorum arkadaşlar. Artık o verdiğim yönde, doğrultuda ve verdiğim hızda cisim uzayda sabit bir şekilde dönmeye başlıyor. Vermiş olduğum koordinat eksenine doğru. Bunun hızını kendim ayarlayabilirim. Bunu hızlandırabilirim bu şekilde. Ya da yavaşlatabilirim. Ya da yönünü değiştirebilirim. Bu tamamen benim ayarlayacağım bir durum. Continuous orbit artık siz durdurana kadar sürekli olarak dönecektir. Evet, yönünü bakın her seferinde farklı yönlerde tayin ediyorum. Farklı hızlarda yavaş bir şekilde, hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.
Evet, bundan çıkmak için ne yapıyoruz? ESC tuşuna basıyoruz. Çizim ekranımıza, tab izometrik ekranına geri dönüyoruz. Orbit komutlarımız bunlar arkadaşlar. Döndürme komutlarımız bunlar. Bununla cisimleri uzayda istediğimiz yönde, istediğimiz şekilde, serbest bir şekilde hareket ettirme imkanımız mevcut.